Üçgenin eşkenar olduğunu söylediği için 60 derece, 90 derece, 30 derece. 60'ın karşısında 3 kök 3 varsa 30'un karşısında 3, 90'ın karşısında da 2 katıyla 6 olmalıdır. Eşkenar bir üçgenin toplamda kenarı 10 geldiğine göre burası da eşkenar üçgenin kenarı olduğu için 10 olmalıdır. Yani x'in 4 olması gerekir. Cevap A olmalı. Eşkenar üçgen 60 derece, eşkenar üçgen yine 60 derece. E 90 varsa geriye kalan 30 derece. 90 varsa burası da 30 derece. 60'ın karşısında 3 köküç varsa 30'un karşısında 3 olmalıdır. 60'ın karşısında köküç varsa 30'un karşısında 1 olmalıdır. Nasıl buluyorum bunları? Köküçe bölerek buluyorum değil mi? 60'ın karşısında burada mesela ne vardı? 3 köküç vardı. Ben bu 3 köküçü 30'un karşısına getirmek istiyorsam köküçe bölmem lazım. Bu yüzden buraya 3 gelmiş oldu. 3'ü o yüzden yazdık. Şimdi 90'ın karşısına gidelim. 30'dan 90'a nasıl geçiyorduk? 2'ye katlayarak. 30, 3 görüyorsa 90, 6 görür. 30, 1 görüyorsa 90, 2 görür. Eşkenar üçgenimin bir kenarı 8 çıkar. E peki üçgenin çevresi diyor. Üçgenin çevresinde eşkenar olduğu için 8 her kenardadır. Üçkenar için 3 kere 8, 24 olması gerekir. Eşkenar üçgen olduğu için 60 derece, ve buraya kalan 30 derece. Bir öğrenci 60'ın karşısına x görüyorsa x'i kullanmamalıdır. Çünkü kötü bir bilinmeyen olur bu. Düşünsene 60'ın karşısında ne var? x. 30'un karşısında nasıl dönülür? Köküçe bölerek. x bölü köküç demek hoşuna gider mi? Kesirli ve köklü olduğu için benim hoşuma gitmez. O yüzden şöyle yapmak daha iyi olur. 30'un karşısına a demeliyiz. 90'ın karşısına 2 katını yazmalıyız. 2a demeliyiz. E 60'ın karşısına da köküç katı gelmeliydi. Kimin köküç katı? 30'un karşısına yazılanın kök 3 katı gelmeliydi. Yani a kök 3. Şimdi ne yaparız? Burası bir kenar. Burası da bir kenar. Kenarları birbirine eşitleriz. Sonuçta bu üçgen eşkenar bir üçgen. 2a artı 3 dediğim kenar aşağıdaki 9 artı a dediğim kenara eşit olmalıdır. a bu tarafa gelirse 1a kalır. 3 bu tarafa 9'un yanına giderse 6 gelir. a 6 olduğunda burada yerine yazılırsa burada da yerine yazılırsa x'imiz 6 kök 3 gelmelidir. Cevap d olmalıdır. Eşkenar üçgenim varsa 60 derecelerim vardır. İlk iş olarak 60'larımı yazarım. E 60 90 varsa buraya 30 kalmalıdır. Ters açıdan bu şekilde buraya da 30 gelmelidir. Şimdi şurada 60 vardı, 60 vardı. E burada 90 vardı, o zaman burada 30 vardır. Bu şekilde bu açıyı da tamamlayabiliriz. Peki 30 varsa 30 varsa. 30 30 120 üçgenin özelliğini hatırlayalım. Neydi? A A A kök 3. Yani buraların alt alt olması gerekiyor. Bu arada bu üçgene dönelim. Küçük üçgene bakalım şimdi de. 30'un karşısında 4 mü var? 90'ın karşısına 2 katı mı gelmeliydi? O halde burası 8 olmalıdır. Eşkenar bir üçgen 6 artı 8'den bir kenarı 14 gelmiştir. E çevre sorduğu için bir kenar 14 ise 3 tane kenar için 3 çarpı 14'ten cevap 42 gelmelidir. Bir eşkenar üçgende açıyı ortalayarak çıkarsanız devam ettiğinizde kenarı iki eşit parçaya bölersiniz. Yani buralara eşitlik atmalısınız. Bu eşitliklerin aynısını buradakilerle neden aynı yaptım? Yani burada farklı bir sembol kullanıp da böyle birer çubuk göstermem gerekmez miydi? Gerekmezdi çünkü üçgen eşkenar. Eşkenarsa kenarlar aynı olduğu için bölünmeler de aynı olur. Bu şekilde buradaki bölünmelerin aynısını buradakilerle göstermeliyim. Semboller aynı olmalı kısacası. Peki açı ortay varsa kenarda ikiye bölünüyorsa aynı zamanda yükseklikte gelmesi gerekmez mi? Eşkenar bir üçgen sonuçta. Şöyle düşünsenize. 60 var. Burada da 60 var. 30-30 ayrılır. 30, 90, 60, 90 üçgeninden burası 90 gelmiş olur. Peki buraya kadar getirdim hocam. Ben de yapmıştım. Soru buradan gelmedi. Başka ne yapabiliriz diyorsan eğer. Esasında ED'nin 12 olduğunu söylemiş. Biz bu ED'yi hiç kullanamadık. Devreye sokamadık. Nasıl olur da ED'yi FC'ye eşit verir diyorum. Bu da 12'ymiş. Bu 12'leri şu an kullanamıyorum. Bir 12-12 e, ikiz kenar üçgeni oluşturabilseydim bu 12'lerin eşitliğini o şekilde kullanabilirdim. Eğer B'den E'ye birleştirirseniz eşkenar üçgen olduğu için bu nasıl oluyor da tam ortaya geliyor 12 birim getiriyorsa yine eşkenar üçgende olduğumuz için yine tam ortaya geldiği için bunun da 12 olması lazım. Aslında uzun lafın kısası eşkenar üçgende bütün yükseklikler, bütün açı ortay ve kenar ortaylar ne varsa boyları eşit hepsi 12'dir zaten. Yani bu 12'yi burada değil de burada kullanmak gerekir. E peki bu 12, 12 ikiz kenar değil midir? Evet tam olarak bu lazımdı bize de. 60 derecelik açıyı 30'a 30, a 30 a ayırabiliriz. 12'ye 12'nin ikiz kenarlığını kullanmak için 30 dereceyi alıp buraya da yazabiliriz. Hmm, buraya kadar da çok güzel gidiyoruz. Şimdi buradan sonrası için burası kaç derece? 120. E peki burada 30, 120 varsa sonra çiğe kalır? Yine 30 kalır. Burası da 30. Şimdi 30, 30, 120'yi kullanalım. Soruyu bitirelim. Neydi bu üçgenin özelliği? A. A, A kök 3. Yani x buradaysa x buradadır. x kök 3 buradadır. Ben x kök 3 dediğim sayının 12 olduğunu bildiysem her iki tarafı kök bölerim. Cevabın 12 bölü kök 3 olduğunu söylerim. Bu işlemi birkaç kez söyledim. Şöyle bir kolaylığı var. Kök yokmuş gibi. 12'nin içinde 3 kaç tane var? 4. Yanına yaz kök 3. Yani bu sorunun cevabının 4 kök 3 olması gerekir. Bu çok şık bir soruydu. Çok güzel bir soruydu. Soruyu zorlaştıran hamle eşkenar üçgenin yükseklik eşitliği olmuştu. Yani bu 12'lik uzunluk başlangıçta işe yaramıyordu. Biz onun yerine başka bir yükseklik çizersek onun da 12 olacağını bildik. Onu çizdik soruyu bu şekilde çözebildik. Gerçekten kaliteydi. E hocam eşkenar üçgen vermişler. 60 derece yazdım. Buralara da yazdım. E şimdi ne yapacağım? Esasında buradaki kenarı bulmanın birkaç yolu var. Bir tanesi Pisagor yapmak. Pardon özür diliyorum. Kosinüs teoremi yapmak. E tamam da kosinüs teoremini ben kullanıyor muyum? Kullanmıyorum. Neden? Çünkü kosinüs geometrinin gelişimini baltalıyor, engelliyor. O yüzden kullanmıyorum. Kosinüs hazır bir teoremdir. Dilersen öğrenip uygulayabilirsin. Ama trigonometrinin dışında geometri kullanırsan eğer geometrin körelir, gelişmez. Açıkçası öyle söyleyeyim ben sana. Benden sana naçizane bir öneri. Sen normal yolunu öğren ama kosinüs teoremi de senin cebinde dursun. Bu daha iyidir. Peki kosinüs teoremi yapmayacaksak ne yaparız? Her zaman kosinüsten kaçan öğrenci dik atmalıdır. E zaten 60 varsa 60, 90, 30 oluşuyordur. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı yarısı 2. 60'a da en son yazdığım 2'nin kök 3 katı. Şuraya A diyelim. Bu Pisagor'la soruyu getirelim. 90'ın karşısında kök 37 var. Kök 37'nin karesi 37'dir. Diğer kenarların kareleri 2 kök 3'ün karesiyle A'nın karesi. A kare 2 kök 3'ün karesi. Şimdi Dik köküçün karesini alalım. 2'nin karesinden 4, köküçün karesinden 3, 4 kere 3'ten 12. Bu tarafa eksi olarak gelelim. 25 eşittir a kare a'sı 5 geldi. Peki a 5 ise eşkenarın bir kenarı. Toplayalım bu sayıları. 3, 5, 8, 2 daha 10. Eşkenarda bir kenar 10 çıktıysa diğer kenarın da 10 çıkması gerekiyor. O halde x artı 4 10'a eşit oldu. x'imiz 6 getirse yeterli olur. Eşkenar üçgenin içine çizilen sarı renkli üçgenlerin toplamı 15'tir. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane küçük eşkenar üçgen var. Çevrelerin toplamı 15 ise büyük üçgenin de çevresinin doğrudan 15 olduğunu söyleyebilirsiniz. Her zaman bunu yapabilirsiniz. Bu üçgenlerin adediyle kısıtlı değildir. Yani şöyle olsaydı. Birinci eşkenar böyle olsaydı. ikinci böyle, üçüncü böyle, dördüncü böyle, beşinci böyle. Yani daha fazla olsaydı. Burada 4 tane üçgen var ben 5 tane oluşturdum yine bu küçüklerin çevrelerinin toplamı büyüğe eşit işte olacaktı. Yani adet önemli değil. Bakın bunu nasıl yapabiliyoruz söyleyelim. Küçüklerin kenarları A, B, C, D olsun. Onlar da eşkenarmış zaten bak. Sarı renkli eşkenar üçgenler diyor. Peki o zaman küçüğün bir kenarı A iken çevresi nedir? 3A, B iken 3B, C iken 3C, D iken 3D. 3 parantezinde A, D sarıların çevrelerinin toplamı değil midir? Bunu 15 veriyor mu? Veriyor. Gel büyüğü bulalım. Büyüğün bir kenarı ne? A, D'nin toplamı. E şimdi büyüğün bir kenarı A, B, C, D ise. Ben büyüğün çevresi için A, B, 3 ile çarpacaksam. Bununla aynı şeyi bulmuş olmaz mıyım? E bu 15 ise bu da 15'tir. Yani cevabın 15 olduğunu bu şekilde söylüyorum. Paralelliği hemen kullanmak istiyorum. Paralellik varsa Z kuralı vardır. Aşağıdaki 60 buraya C köşesine yukarıya taşınmalıdır burası 60 olursa üçgenin ikiz kenar olduğunu gördüysem buranın da 60 olduğunu söylerim. İki açıya 60 dediysem üçüncüye de derim. E 60 90 varsa 30 kalır. 30'u 3 gördü. Ha şimdi belki diyeceksin ki hocam üçgene ikiz kenar dediler eşkenar çıktı. Bir sakıncası yok. İkiz kenar olan üçgen daha çok özelleşerek eşkenara dönüşebilir. Bunun bir sakıncası yok. Hmm, 30'un karşısında 3 varsa 90'ın karşısında 2 katı 6 olur. Eşkenarın bir kenarı böylece 8 gelir. Burası da bir kenardır. Burası da 8 olmalıdır. 3 zaten varsa geriye x'e 5 kalmalıdır. Yani cevabımız A gelmelidir. Eşkenar üçgenim var 60 derece. Bir kenarım 8, bir daha 9'sa buranın da 9 olması lazım. Geriye 4 kalmalıdır. Bir kere 2 tane uzunluğu bilinen bir üçgende 2 uzunluk varsa ilave olarak açı da biliniyorsa x uzunluğunu bulmak için kosinüs teoremi kullanılabilir. Hiçbir sakıncası yok ama ikisi bulurken sakıncası olmasa da geometrimizi geliştirirken sakıncası olur. Yani öğrenci dik öğrenmeli, geometrik metotları öğrenmeli. Kosinüs teoremi gibi hazır teoremleri sıkıştığında kullanabilirsin. Ya da sadece trigonometri konusu çalışıyorsan o çerçevede kullanabilirsin. Benim sana tavsiyem, naçizane önerim odur. Sen burada dik öğrenmelisin. Şöyle bir dik atmalısın. Demelisin ki 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında yarısı olur 2. E 60'ın karşısı 2 kök 3. Buradan sonrası için x'i bulmak kolay. Bir pisagora bakar sadece. Öğrendikten sonra hani hazır teoremlerin kolay olduğunu düşünsen de senin gelişimin için bu tarz işlemler daha uygundur. Evet ne yapıyorum? Pisagor yapıyorum. x kare eşittir. 90'ın karşısındakinin karesini aldım. 2 kök 3'ün karesi 8'in karesi. 2 kök 3 kare 8 kare. 8 değil. Buranın hepsi 8'di. 2 gittiyse geriye ne kalır? 6 kalır. Şuraya 6 yazmalıyız. O zaman x kare eşittir. Köküçün karesi kaç? 4 çarpı 3 12 artı. Hmm, 6'nın karesi 36. Topladım. 48. x kare 48. 48 de 4 çarpı 12. Böyle güzel olmaz. 16 çarpı 3 yazmak lazım değil mi? Karesi 16 eden sayı 4 getirir. O zaman bu da kök 3 olduğuna göre x 4 kök 3 yapmalıdır. Çok dikkatli okumak lazım. Aynı sırada yan yana bulunan iki fidan arası. Şimdi burası altışar altışar. 6 altı metredir diyor. Aynı sırada bulunan. Şimdi aynı sıra dediği birinci sıra mı ikinci sıra mı? Dikkat ettin mi? İkisi dedi mi? Aynı sırada bulunan diyor yahu. Birinci sırada bulunanlar da aynı sırada bulunur. ikinci sırada bulunanlar da. Bunların da altı olduğunu söylemelisin. Şimdi ikinci madde. Diyor ki birinci sırada bir fidan ile bu fidana en yakın mesafede olan, şimdi birinci sırada bir fidan mesela bu, bunu seçtim. İkinci sırada olan fidanlar arasındaki mesafe. Şimdi bu fidana en yakın olan fidan kimdir? Bu mudur bu mudur? Bak burada güzel okursak anlatıyor aslında. Fidan ile bu fidana en yakın mesafede olan ikinci sırada bulunan fidanlar, lar, çoğul ek var fidanlar dediğine göre bu fidanın en yakın mesafede olan iki tane fidandan bahsediyor. Bunların arasındaki mesafenin 6 metre olduğunu söylüyor bu şekilde. Eşkenar üçgen kurdun mu? Kurdun. İki sıranın arasındaki uzaklık. Bu eşkenar üçgenin yüksekliği değil mi zaten? Şu yüksekliğimizi çiziyoruz. 6'yı da iki eşit parçaya 3 3 bölüyoruz. Eşkenar çıktığı için 60 vardır. 60 90 varsa 30 vardır. 90 da 6 30'da yarısı 3, 60'da da kök 3 katı 3 kök 3 zaten bize de bu lazımdı. Boyutları 25'e 60 olan dikdörtgen biçimindeki pencere 60 derece açılıyor. Şimdi pencerenin ebatı şurası 60 derece ise bunların örtüşmesi gerekmez mi? Yani ben bu çubuğu tutsam bu şekilde tam buraya koyamaz mıyım? Pencere sonuçta kapanıyor oraya geliyor. E buranın 60 derece olduğu belli o zaman. Peki şuradaki açılan buraya geliyor mu? Evet geliyor aynısı açıp kapat aynısı. Dolayısıyla buranın da 25 birim olduğunu söyleyebiliriz şöylece. Kolları birleştir. De ki ben 25'e 25, e 25 ikizkenar üçgen buldum. İkizkenar üçgen bulduysan 180'den 60 çıkarırsan geriye 120 kalır. Buralara da 60 gelir. Yani aslında ikizkenar diye niyetlendiğin üçgen eşkenar çıktı mı? Çıktı. Burası da 25 gelmiş midir son kenar? Gelmiştir. Şimdi eşkenar olduğunu buldum bu bilgiyi kullandım. Şimdi bu karmaşayı buradan kaldırayım çünkü şunu fark etmem gerekiyor. Bu yukarıdan aşağıya geldiği için yere dik konumlu. Hani pencereyi düşündüm pencere bu şekilde açılıp kapanacak. E, dikdörtgen olarak konumu varsa bunun pencerenin yere paralel olduğunu pardon yere dik olduğunu düşündüğüm için buradaki 90 dereceyi de söyleyebilirim. E o halde şuradaki üçgenin Pisagor'u ile bu iş tamamdır. Şöyle geldim. 25 burası, 90 burası, 60 burası. Şurası da x. Peki Pisagor yapacak mıyım gerçekten de? Gerek yok. Çünkü 5'e bölersem 5 verir, 5'e bölersem 12 verir. 5 12 13 verir. O zaman 5'in 5 katıysa, 12'nin 5 katıysa e bu da 13'ün 5 katıdır. Yani cevabın 65 yapması gerekiyor. Bursa olmalıdır. Tatlı soru, güzel soru.